Alişan Kapaklıkaya ve Gözde Erdoğan'la yayınımıza devam ediyoruz. Ev hayatı daha huzurlu bir ortama nasıl çevrilir? Aile içindeki iletişim kopukluklarını gidermenin püf noktaları nelerdir? Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, kadın erkek ilişkilerine dair bütün sorularınızı iyi fikirde yanıtlıyor. Çocuklarımızın yanlış davranışlarını hangi yöntemlerle düzeltebiliriz? Yemek yemeyen çocuğa ailesi nasıl yaklaşmalı? Çocuk psikolojisiyle ilgili bütün sorularınızı pedagog Gözde Erdoğan iyi fikirde yanıtlıyor. Peki efendim. Nasılsınız efendim? İyiyim de yani kötü oldum. Niye? Biz orada habire bekliyoruz. Sen habire karnı doyurdun. Biz şimdi konuşma yapacağız. Ya hocam bir dakika ya. Sizi mi kıracağım? Allah aşkına hocam. Şimdi bir saat boyunca sohbet edeceksiniz çünkü. Hemen Ramazan Bey sen. Aa, suya da basmayayım. Evet buyurun. Çiğ köfte gerçekten çok güzel. Aa, yok. Ama bu kadar getirdim ama. Çiğ köfte çok güzel. Evet buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Misafirlerine kolonya armağan eder, şey yaparlar ya, verirler ya, ben çiğ köfte veriyorum. Evet. Başkasını yaptı. Kameramanlarımızın da şimdi canı çekmiştir. Şöyle vereyim. Sevgili hanımların da canı çekmiştir. Siz de evde yapıverin yani. Ne var? Hamarat hanımlar nasılsa. Şimdi hocam, Ramazan Bey'in şirketinde herkes peki efendim diyormuş, yasakmış. Biz de evde böyle kelimeleri yasaklasak, yani mesela hayırı veya ne bileyim işte başka kelimeleri yasaklasak evliliğimiz iyiye doğru gider mi? Kötüye doğru gider. Kötüye doğru. Evet. Neden? Öldürürken keyif veren tek zehir iltifattır. Öldürürken keyif veren tek zehir iltifattır. Hmm. Yani sorun belirlenmeden iyisin, güzelsin, bir şeyin yok demek ilişkileri, evlilikleri, insan gelişimini kötüye götürür diye düşünüyorum. Yani konuşmak lazım. Tabii hani ki sorunları konuşmak lazım. Şimdi zaten biz toplum olarak 10 yaşına kadar, yanlış söylüyorsam düzelt Gözde. Bir insana işte 12 bin defa evet kelimesi kullanıyorsan 144 bin defa hayır kelimesi kullanıyormuşuz zaten. Doğru. Hayır, yapma, cız, elleme, tutma, daha, bırak onu. Çocuk hareketlenmeye başladığı andan itibaren evet, sınırlar başlıyor. Dolayısıyla biz büyüdükçe eğitim adı altında yapamamayı, başaramamayı, becerememeyi, korkmayı, yani şüphelenmeyi öğrenmeye başlıyoruz. Dolayısıyla çocukken ruhumuza ekilenler bizimle beraber yeşeriyor. Çok küçük somut bir şey söyleyeyim, bir dakika. Buyurun lütfen. Hani seyircilerimize sıkmak istemiyorum. Konu çok telefon olduğu zaman daha hocam. Çok kişiye ulaşmak isteriz. Bazı çocuklar çalışmak istemezler. Sebebini söylemek istiyorum. Ders sen çalışmak de, mı? Evet, sen uzman olduğun için yanlış bilgi vermekten ben çok korkarım. Niye çalışmazlar biliyor musun? Neden derslerini yapmazlar? Evet, çocuklar anne çalış dediğinde bırak o telefonu dediğinde hiç zıtlaşırlar. Sebebi şu. Çocuk küçükken anneler bu elinde tabak, bu elinde kaşık, çocukların peşinde koşarlar. Ki buna sen cevap vereceksin birazdan. Hadi ye. Şimdi bir kaşık yer, iki kaşık yer, ben doydum der. Annenin cevabı hayır, doymadın. Şimdi çocuğun midesi bu kadar, annenin midesi bu kadar. Şimdi çocuk üç kaşıkta doyar, anne bir tabakta doyar. Bravo. Benim için ye. Bunu bak babaannen için ye. Arkandan ağlar. Arkandan ağlar diye diye ne oluyor biliyor musunuz? Ben doydum, bir de hareket şudur ha. Etrafı toplayıp sokarlar. Çok özür dilerim. Çocuk doydum diye tabağı kusar, anne kusturu toplayıp bir daha sokan anne gördüm. Ay ya. Ay. Yani bunu çocuklar yaşıyor işte. Öf. Çocukta ne oluyor sevgili seyirciler? Annem beni anlamıyor. Hı. Annem ne derse tersi doğrudur. Annem bir şey dedi mi bunda bir bit yeniği var. Ben o ne derse tersini yapayım. Yani sırf bundan bile psikolojisini etkiliyoruz çocuğun. Bu çocuk büyüyor. Hmm. Ne diyor? 12 yaşına geliyor, 13 yaşına geliyor. Ergenliği. 15 yaşına geliyor. Anne ne diyor? Yavrum çalış. Çocuk ne diyor? Aslında anne beni anlamıyor. Benim bu kadar çalışmam yeterli demek ki. Çünkü o karnı doyduğunda annesi fazladan yediriyordu ya. Çocuk da anne çalış dediğinde benim yeterli bilgim var zannederek
annesine tavır koyuyor. Ya bak nereden nereye, gözde doğru mu tespit? Doğru aslında, yalnız şöyle bir şey oluyor aslında. Bir öğretim var. Mesela çocuğa kuralları öğretirken biz ne yapıyoruz, nasıl tepki veriyoruz? Hayır, dur, yapma, aman, sakın diyorum ya. Şimdi yapıyoruz. Evet. Yapıyoruz. Orada neyi öğrenmesi gerekiyor çocuğun? Buradan düştüğünde zarar görebileceğini fark etmesi gerekiyor değil mi? Ya da tehlikeli bir hareketi yaptığında oradan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ama ben verdiğim tepkiyle aslında olayı çatışmaya götürüyorum. Yani artık olay prize dokunmanın tehlikeli olmasından çıkıyor. Ya da koltuktan atladığında dizine zarar gelebileceğinden çıkıyor. Yani ben çocuğu gerçeklerden alıkoyuyorum. Bir dakika. Gözle gel. Priz nerede var? Priz var mı? Şöyle bize yapalım mı? Mutfak. Şurayı kullanalım mı? Kullanalım. Gel. Şimdi ben çocuğum. Geldim. Ne zamanlarda çocuklar prizlerdeki deliklere dikkatini vermeye başlıyor? Ortalama 8. 9. aylardan itibaren çocuk emeklemeye, bebek aynen emeklemeye başladığında geldim başlıyor zaten. Elliyorum prizi. Anne hı-hı ne yapacak? Ben normalde yanlış olarak ne yapıyorum? Dur sakın Ece, sakın ha, cız evet orası diyorum değil mi? Ben de böyle duruyorum, ondan sonra korkuyorum. Evet, korkuyorsun. Korkuyla bir öğretim yapıyorum ve bir yerden sonra içinde bir merak var. Hı. Tamam, bu çok büyük bir arzu. Bebek olarak benim oraya dokunmam, ellemem ve öğrenmem gerekiyor. Şimdi hayır dediğinde sen doğrusunu bir uygulasana. Yani yapmamız tamam gerekeni. Ben şimdi hayır çocuğum, elliyorum, dokunuyorum, şuralara tırmanmaya çalışıyorum. Hı-hı. Ve sen bana doğru anne profilini çizer misin? Tabii bir ki olarak. Şimdi buraya tırmandığın anda geri dönüşü olmayan bir tehlike olabilir değil mi? Bu yüzden hemen müdahale ediyorum. Evet. Diyorum ki Ececiğim, tırmanmak tehlikelidir. Gel bakalım seninle. Tırmanacağım anne. Tamam. Tamam. Tırmanmak tehlikeliydi diyorum. Tekrar seni alıyorum, bu tarafa getiriyorum. Üçüncüye tekrar mı tırmandın? Evet, çocuk tamam gene istiyor. Artık tepkisiz bir şekilde sessizce alıyorum, yönlendiriyorum. Çocuk dört sinirlendi. Tekrar. Kafasını arkaya atıyor, yerlere atıyor, kendini çıkacağım diyor. Anne yeter diyor. Asıl sorun bu ya zaten. Çocuğun öfkesiyle baş edemediğimiz için hiçbir kuralı öğretemiyoruz. O zaman çocuğu ben güvenli alana aldıktan sonra sakinleşinceye kadar beklemem gerekiyor. Göz hizasında onunla yan yana duracak şekilde ve asla kızmadan, bağırmadan, oflamadan, puflamadan, ah helak oldu çocuk demeden. Konuyu değiştirsen mesela. Olmaz. O sırada onun ilgisini çekecek başka bir şey versen. Bak bak. Hı hı. En çok kullandığımız yöntem. Sen ne yapıyorsun? Bak bununla uyu diyorsun aslında. Dikkatini dağıtıyorum ben değil mi? Çocuğu gerçeklerden kaçırıyorum. Çocuğa öğretmem gereken buranın tehlikeli olduğuydu. Hmm. Ama ben çocuğu kandırarak, dikkatini dağıtarak o öğrenme fırsatını bir anda yok ediyorum. O zaman iki basamak mesela alacağız, yükseltip düşürsek ne olur? Yani yukarıdan değil, hayır, iki basamaktan pat düşse. Düşürelim da mi çocuğu hocam? Mesela spontan olaylara. Uzman bulduk, bir dakika soralım. Spontan olaylara güvenmemiz lazım hocam. Şimdi priz geri dönüşü olmayan elbette bir tehlike. Evet. Bu nedenle hemen anında müdahale edip çocuğu geri çekmemiz gerekiyor. Müdahale ederken de prizle oynamak tehlikeli demem lazım. Sakince çocuğa çekeceğiz yani çocuğu. Evet, asla kaygılı, korkarak, uzaktan, hayır, cız, aman, sakın diyerek değil. Tane, Gözde benim iki çocuk şimdi düşünsene hocam, tam elini prize sokacak. Yavrum gel canım anneciğim. Hayır değil, onu olmaz değil. Ben ne yapacağım? Ben şimdi aa diye çıldırırım orada. Oradaki endişeni lütfen hızlı hareket etmeye sağla. Tamam mı? Yani sakin ama hızlı. Buradan hemen Eymen'cim, prizlerle oynamak tehlikeli. Gel bakalım tatlım, istersen bununla oynayabiliriz. Çocuk eğer beni duyabilecek noktadaysa, sakinse, ben bu iki cümleyi ard arda söyleyebilirim. Eymen'cim gel, prizle oynamak tehlikeli, burada beraber oynayabiliriz. Telefonu almadan evvel gel Gözde bir. Tamam. Yani benim de bir anne olarak sorularım var. Mutfakta çocuk geldi. Evet. Ay burası mümkün da kayıyor. Mümkün olduğunca sıcak. Tatlıya yazıyor, yapışmaya çalışıyor. Fırına yapışmaya çalışıyor. Ben o çocuğu nasıl uzaklaştıracağım çok oradan? Büyük bir sorun değil mi? Evet. Özellikle de 1 yaş, 2 yaş dönemi çocuklarda annenin eteğine yapışıyorlar, anne anne evet diye. Evet, evet. O sırada biz yağlarla uğraşıyoruz. İki sebep yüzünden çocuk benim yakamda.
Birincisi, evet ben de hala oyun oynamaya aç. Bu nedenle önce oyunu kurmam gerekiyor çocukla. Evet. Ondan sonra benim şimdi 5 dakika işim var. Dilersen sen de gelebilirsin demem lazım. İkincisi de mutfak malzemeleri çok zengindir. Değil mi? Çocuklar bunların hepsini öğrenmek isterler. Nasıl yapılıyor, nasıl pişiriliyor, nasıl doğranıyor, nasıl yıkanıyor. Şimdi o dönemde bir çocuğa mümkünse tezgahta boş bir alan açın. Tamam mı? Boş bir alan açacağız. Boş bir alan açın ve çocuğunuzu oraya oturtturun. Güvenliğini sağlayın. Ocaktan biraz uzak olsun lütfen. Ama önünde ona zarar vermeyecek nesneler olsun. Mesela yani merakını giderelim yani. Aynen öyle. Merakını giderelim, tamam. Ve önüne öğrenebileceği malzemeler koyalım. Mutlaka yemek yaparken tencereyi, tahta kaşıkları kullanabiliyorsunuz değil mi? Tencere kırılmaz, tahta kaşık kırılmaz, zarar vermez. Düşse de benim umurumda olmaz değil mi anne baba olarak? O zaman onun eline tencereyle kaşığı verin. İçine de biraz belki kuru pirinç, pişmemiş pirinç, bulgur ya da fasulye koyun. O da orada sizin gibi yemek yapsın. O da size değil mi? Eşlik etsin. Şey yapsın, dahil olsun olaya ki meraklanmasın çocuk diğer şeylere ki kurcalamasın mı? Merakı bastırmamak lazım Özge, Ececiğim. Özge kim canım? Bilmiyorum. Şu anda Özge beni andı. yani merakı bastırmayacağız. Bastırmayacağız çünkü... Tamam. Ben bir adım sonra bu çocuk hiçbir şey öğrenmiyor diye ahlanıp vahlanmaya başlıyorum. Halbuki çocuk merak ettiği dönemde öğrenir. Bizim içimiz için de aynı şey geçerli. Ben şimdi bunun işte bu koltuğun nasıl yapıldığını merak ediyorsam oradaki istekle bunu öğrenmeye hazırım demektir değil mi? Yoksa ben buradaki isteğim bitmiş, umurumda bile olmamış, sonra bana gelmiş birisi koltuğun nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını anlatıyor. Merakını gidereceğiz çocuğum. Bir telefonla devam ediyoruz. Olmaz. İlk telefonumuzla başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Alo. Günaydın, merhaba. Günaydın, günaydın Ece Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Konuklarım Alişan Kapaklıkaya, Gözde Erdoğan sorularınızı beklemekte. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Efendim. Hoş geldiniz. Benim sorularım Gözde Hanım olacaktı. Merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Hocam 3,5 yaşında oğlum var. Geçen sene itibariyle kreşe devam ediyor. Fakat bu sene okula götürürken bayağı zorlandım. Geçen sene kolay başlamış mıydı? Geçen sene bir ay alıştırma sürecinde aslında götürdüm. 2 yaş 2 aylıktı okula başladığında. Biraz daha iyiydi durumu. Ayrılmalarımız daha kolaydı. Baba devreye girince istemiyor, tekrardan beni istiyor. Bu sene ikinci senesi hem öğretmenimiz değişti hem tam güne geçtik vesaire. Ve benim hamileliğim var şu anda. 7 aylık hamileyim. Ay, Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum hepinizin. Şu anda hiç ayrılamıyoruz. Sabahları böyle bayağı bir duygusallık çekiyoruz. Her şey onun için üst üste geldi sanırım. Erkek mi? Çok güzel. Erkek, evet. Efe, ellerinizden öper. Ay, öperiz biz de onu. Hı-hı. Ne yapacaklar hocam? Aslında var ya... sebepleri anlattı. Sebepler ama birçok evet. Anne de aynı sorunu yaşıyor. Okula götürürken çocuklar ayrılmakta zorluk çekiyor. Nasıl, ne yapacağız? Mutlaka oradaki süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Asla okulda okula götürdüğünüz çocuğu okul zamanında okula gidilir ve durumu normalleştirmeniz lazım. Sanki her gün mutlu mesut gidiyormuş gibi bir haleti ruhiyeyle ben çocuğa yaklaşacağım. Hadi tatlım, okul zamanı, çocuk itiraz ediyor, mızlanıyor, kıvranıyor. Ben orada çocuğu toparlamam lazım. Hadi bakalım, şimdi gidiyoruz. Daha sonra okulda ayrılık anı geldi. Tatlım, şimdi sen okula gideceksin, akşam da ben seni almaya geleceğim. Ay, sen okulda olurken ben biraz seni özleyeceğim ama sen burada güzel güzel arkadaşlarınla oyun oyna, tamam mı? Bu kadar kısa açıklama yeter. Gözde, ondan... bu açıklamada dinleyecek mi bir çocuk bizi? Tamam, anne diyecek mi ondan sonra? Tamam, anne dinlemiyor diye. İstemiyorum zaten çünkü orada. Çocuk beni yeter ki duysun. Duyabilecek noktada olsun. Ama çocuk ağlıyorsa zaten ben o esnada sağlıklı bir iletişim kuramam. O zaman ne yapacağım? Tatlım, şimdi okul zamanı, benim gitmem gerekiyor. Öpüyorum seni. Hoşça kal deyip ayrılmam lazım. Ama bu ayrılış şöyle olacak. Hoşça kal, bay bay falan demeyeceğim çocuğa. Yani kaçıp gitmeyeceğim.
Tamam mı? Ya da şunu yapmayacağım. Hoşça kal tatlım. Sen burada güzel güzel oyna ama tamam mı? Öğretmeninle çok güzel vakitler geçir deyip de bir türlü oradan ayrılamama durumunu çocuğa yaşatmayacağım. Yani ayrılığı acite etmeyeceğim. Ay ben ayrılamam ya. Hele ilk gün var ya. Yok. Yemin ediyorum ben de derse girerim, beklerim böyle. Hele ağlarsa var ya bırakamam yani. Alo. İşte sorunlar, ama sorunlar ben kötü bir anne miyim? Efendim dinliyoruz. Olabilir. Gözde hocam, ben bu arada okul öncesi öğretmeniyim. Ne güzel. Aa, ne şanslı kendi çocuklarımız. Evet, şanslı ama kendi çocuğumuza öğretmenlik yapamıyoruz maalesef. Tabii. Yani bu sizin söylediklerinizi yapıyorum fakat uygulamada olmuyor. Vicdanen evet bırakıp arkamın dönüp çıkıyorum, bu söylediğiniz sözcükleri kullanıyorum. Çok güzel. Dediğim gibi bu arada bir de pano oluşturdum ben. Anne süper. Günü baba günü diye, babaya da taslamak amaçlı. Çok güzel. Bunu kendisine akşamdan dile getiriyorum. Çünkü yarın sabah bugün kavramları henüz yerleşmediği için panolaştırdım. Ve sembolleştirdim. Açıkçası 3 tane gülen yüz toplarsam hafta sonu istediğim bir ödülle ödüllendirileceğini de dile getirdim. Sizin bir dakika. Ödül yapmamaya ödül olayı ya. Evet. Evet, onu yapmamaya çalışalım. O gün geldiğinde belki yani her gün bir aile oyununuz olsun ama mesela şöyle bir şey olabilir. İlla tablonun sonunda onu mutlu etmek istiyorsak o gün aile oyununda hangi oyunu oynanacağını çocuğunuz seçebilir mesela. Böyle şeyler anlık hemen günün arkasından güzel bir anıyla bitirebilmeniz daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama bir diğer taraftan da kardeşe hazırlıyor olmanız lazım. En önemli zaten okuldan soğutan etken o. Yani annenin karnı büyüyor, birisi geliyor ama nasıl geliyor, nereden geliyor değil mi? Bu nedenle Efe'nin bebekliğiyle ilgili fotoğraflardan bir albüm oluşturun. Her yerde varsınız gözünün önünde. Artı çok da alışkın, şöyle geliyor, seviyor, okşuyor, sohbet ediyor. Bir alışverişe gittiğinizde bu da kardeşimin diyor. Yani kuzeninin birlikte büyümesiyle belki ona bir alışkanlık süreci geçirdik aslında. Ama yine de sohbetlerinde annemi seviyorum, babamı seviyorum, kardeşimi seviyorum çok diye güzel dile getiriyor. Yani şu anda bir kıskançlık süreci yok ama dediğiniz gibi endişe süreci vardır ama. Aynen, evet. O peki kaygıyı da azaltabilmek için bizim her zaman toparlayıcı olmamız gerekiyor. Aslında çocuğun en çok ihtiyacı olan şey o. Bu durumu normalleştirecek, onu oradaki kaygıdan çekip kurtarabilecek güçlü bir anneye babaya ihtiyacı var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Alişan hocama bir telefon var ama telefonu almadan evvel hocam böyle yaptı. Buyurun hocam. Ben şunu söylemek istiyorum. Az önce lahmacun çiğ köfte yapılırken evet, süt günlük olacak. Evet. Tereyağı günlük olacak. Evet. Bilmem şu taze olacak. Doğru. Dedik değil mi? Dedik. Peki biz bugün taze olan çocukları bayatlamış zihniyetlerle nasıl yetiştireceğiz? Hmm. Güzel bağladın hocam. Ne yapayım yani? Bu arada ben yarın Nizip'e gidiyorum. Onların hepsini orada inşallah yedirirler bana. Yani Gaziantep Nizip'e konferanslar var ya. Gaziantep baklava getirin bize hocam. Olur. Geçen hafta da Ordu'ya gitmiştim. Orada fındık falan koydular ama. Hocam hep oraya gidiyorsunuz da biz daha bir şeyinizi görmedik. Neyse. Ya sağ olun. Getirmek lazım yoksa evet, kuruyup yoksa öleceğim. Yoksa kuruyacağım. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Bu ödül olayına bir değinmek istiyorum. Geçen hafta Özgür Bolat yine konuğumuzdu. Mesela beni ödülle cezalandırma diyor o da. Çok ödülü alıştırılan çocuklar. Büyüyünce psikolojisi ne olacak o çocuğun? Ne olacak? Rüşvetçi olacak. Değil mi? Rüşvetçi. Aynen öyle olacak. Sevgi dedi. Şöyle olacak işte, bakın. Bir ihale olacak şöyle bekleyecek. Ben bunu şey yaparsam bana ne kadar avantaj olur? Mesela öğretmene diyecek işte bana fazla not verir misiniz? Eşine hep sürekli beklenti içinde olacak. Alıştırmamak lazım. Yani telefon. Alo. Tamam. Hoş geldiniz. Buyurun Alişan hocama bir sorunuz varmış. Aldım haberleri. Günaydın. Alo. Alo. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi, canlı yayındasınız, buyurun. Günaydın, ben Elisan hocama soru soracağım. Buradalar. Ben 2 yıllık evliyim, 2,5 aylık bir çocuğum var. Eşimin evlendiğimizden beri beni aldattığına dair böyle mesajlar, videolar falan görüyorum. Söylediğim zaman da hayır diyor, beni diyor hep, aramızda sorun oluyor, ne yapmalıyım?
Ben şeyi anlayamadım. Eşinizin sizi aldattığına dair mesajlar, videolar. Video ne gördünüz? İçeriği hiç hoş değil. Yani karşı tarafa yani kötü şeyler karşılıklı. Ha, anladım. Peki yani kesin kanıtladınız, konuştunuz. Ne dedi eşiniz? Ya beni suçluyor. Sen sürekli benim telefonumu kurcalıyorsun. Sen kurcalama, yok öyle bir şey. Kafana takma. Şimdi yani, hocamıza sorduğunuz soru ne? Ne yapayım mı? Aldatıyor beni eşim. Çocuğum da var. Evet. Nasıl mı düzeltirim durumu diyorsunuz? Ne soruyorsunuz Alişan Kapaklıkaya? Aynen, size katılıyorum. Hani ne yapmalıyım? Yok öyle bir şey dediğim zaman da yok öyle bir şey diyor. Mesela geçen başka bir hat yakaladım. Söylediğim zaman çok kötü aramız oldu. Yanıma gelme, hani benimle yatma. Hep beni suçladı yani. Ne yapmalıyım? Hocam bu da böyle bir karakter yani. Hani hem suçlu hem güçlü oluyor ya bazı insanlar. Şimdi bunlar nereden kaynaklanıyor? Ta az önce çocukla ilgili konuştuk ya. Musluk akıyor. Biz ne yapıyoruz? Musluğun ağzını kapatalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyoruz. Halbuki onun contası bozulmuşsa o contayı değiştirmek lazım. Bir insan eşini aldatıyorsa karakteri bozuk olabilir. Ben olayı tam vakıf olmadığım için hani tahminler üzerinden gidiyorum. Kişiliği bozuk olabilir, çocukken açlığı olabilir. Yani değerleri gelişmemiş olabilir. Ya da hanımefendi pimpirik olabilir, kaygılı olabilir ve sorunları hayalinde düşünüyor olabilir. Mesela küçük bir insanın dikkati nereye odaklıysa enerjisi oraya akar. Yani bir karşı kişinin kusurlarına odaklıysa o kusuru büyütürüz, kişinin bütün güzellikleri yok olur. Karşı tarafın güzelliklerine odaklıysa o kişinin kusurlarını biraz daha hoş görebiliriz. Yani bence iletişim olsa açık ve net olarak, bağımlı olmasa insanlar, bu böyle yürümüyorsa en güzeli ayrılmak. Yürüyecekse hem erkeğin hem kadının kendi sorumluluklarını alması gerekir diye düşünüyorum ben. Özetle böyle söyleyeyim. Hocam bizim telefonlarınızı bekliyoruz sevgili seyircilerimiz. Hocalarımıza sorunuzu bekliyoruz, sorularınızı. Benim de şöyle bir sorum olacak. Bu hani Türk erkeğinde mi var? Yani hani kadınlar birazcık daha hani örtbas edebiliyorlar ama erkek bir de yakalansa bile hani diyor ya, yanımdaki kim tanımıyorum. Hani inkar ediyor. Şimdi de diyor ki telefonda mesaj yakaladım, video yakaladım diyor. İnkar ediyor, bir de beni suçluyor diyor. İşte bu şundan olur ben. Çocukken ben kendimden örnek vereyim. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Ben bir de gelenekçi Anadolu'nun Eskişehir'in Sivrisay Çiz'in köyünde büyüdüm. Konuşma, kızlarla konuşma, şuraya bakma. İnançlarımız gereği caiz değil. Ona bakma, ona bakma. Ben ilk defa eşimin elini tuttum. İlk defa. Tutmayı da bilmiyorum bile, sıkmışım. Ay. Bıraksana be dedi. Bırakır mıyım, zor bulmuşum seni. Ay ne güzel, ne güzel. Şimdi bak, güzel mi bilmiyorum. Çok güzel. Benim bir sonradan çocuğum. Geçen programlarda anlatmıştım. Yuvam dağıldı, evliliğim yıkıldı, tekrar toparladım. Çünkü, ama hocam sizin bakın, yanlış anlamanız yüzünden olmadı mı o? Bak şöyle, şimdi biz konuşmayı şimdi, bilmeyince. Daha evvel izlemeyenler şimdi diyecekler ki yuvası nasıl dağıldı hocam. Yok yok. Bir yanlış anlamadım. Olmadı. Hani konular tekrar etmek istemiyorum. Evet. Şöyle, biz kendimizle barışık olmazsak eşimizle barışamıyoruz. Bizim çocukluğumuz kavgalı geçiyor. Çocukluğumuz kısıtlamalı geçiyor. Çocukluğumuz konuşma, yapma, etme, sus, iki dinle bir söyle ve böyle geçiyor. Sonra biz büyüyoruz, evleniyoruz, eşimizle konuşacağız. Nasıl konuşacağımızı bilmiyoruz bu defa. Onunla iletişimi nasıl kuracağımızı bilmiyoruz bu defa. Ve pat tökezliyoruz. Sonra biz sesimizi yükseltiyoruz. Sonra bağırıyoruz. Sonra hayalimizde bir dünya kuruyoruz. Bakın sorunlarımızın %90'ı sanaldır. Hayalde düşün. Kurarız. Sonra bunu karşıdaki kişiye giydiririz. Karşıdaki kişi o kurduğumuz sorunu yapıyorsa gerçekten sorun olmaktan çıkıyor. Ama ya yapmıyorsa işte ya iftiraya uğradım diyor ya ben yapmadım diyor. Burada bizim çocukken Gözde gibi eğitmenlerimizin ana babalarımızı biz çocukları iyi yetiştirecek donanımda olmamız gerekiyor. Evet, bilinçli anne baba olmamız evet, gerekiyor. Yani iyi çocuklar yetiştirmek için iyi anne baba olmak gerekiyor. Bunun okulu yok. Bize öğreten olmadı. Mesela ben bazen çok mutsuzum. Bazen çok kendimle kavgalıyım. Sorunlarım var benim. Gerek evimde, gerek işimde, dışarıda.
Ne bileyim yani. Kimin mesela, yok ki hocam? Şimdi bak şuradan geçtim değil mi az önce? Ben evet. zannettim ki bura kapalı. Şura açıkmış. Ben canlı yayında şunun arkasından geçtim. Şimdi bu bir sorun mudur? Sorundur. Canlı yayında mı geçtim? Geçtim. Bak sen görmedim hocam. Görsem şunu takılırdım. Hani buraya sevgili seyirciler biz çıkarız. İşte Gözde çıkar, ben çıkarım. Zannedersiniz ki bizim hiç sorunumuz yok. Biz gökten böyle zembille indik. Geldik burada cennet gibi bir dünya. Ama hocam siz hocasınız. Sorunlarınızı daha rahat çözmüyor musunuz? İşte sorunlarımızı çözerek gelişiyoruz biz. Onu söylemek istiyorum. Sorunlarla karşılaştığımızda, yıkıldığımızda, tökezlediğimizde, kafamız böyle duvara dank ettiğinde biz silkeleniyoruz. Ve insan karşısına ne kadar sorun çıkarsa o kadar gelişkin oluyor. Ben çocukken alay edilen bir çocuktum. Mesela bunu önceki programlarda çok bahsettim. Altımı ıslatırdım. Annem naylon sererdi. Naylon hışırtılarından amcamın kızı dalga geçerdi. Silikli silikli diye. Kaç yaşındaydınız hocam? İlkokula giderken. İlkokula giderken altınızı? Ortaokulda. Ortaokulda da mı? Kimse duymasın lisede. Ay hocam ama siz de abartmışsınız. Ben de hasta, belki de hastayımdır bilmiyorum. Allah Allah. Şimdi bak şunu söylemek istiyorum. Bir gün bir karar ver. Bu benim sorunum mu? Sorunum. Evet. Ankara'da otururken bir gün Cumhurbaşkanlığı beni eğitime çağırdı. Ve ben Çankaya Köşkü'ne gittim. Ne eğitim hocam? Aile içi iletişim eğitimi. Tam 300 kişi vardı ve 300 kişi beni ayakta alkışladı. Hışırtı geliyordu. Ben sahnenin gerisine gidip zırıl zırıl ağladım. Çocukken yaşadığım naylon hışırtılarını Türkiye'nin zirvesinde alkış hışırtılarına çevirmiştim işte. İnanamıyorum hocam. Şimdi bakın başarı, mutluluk sorunsuz değil. Hani biz eğitmenler bazen çıkarız böyle anlatırız. Zannetmeyin ki bizim sorunlarımız yok. Zannetmeyin ki biz böyle annemiz cennetten çıktı. Ben cennetten çıkıp buraya ziyarete geldim. Ey dünyalılar gibi bir dünya yok. Onun için bizim sorunlarımızla beraber sorunlarımızın bizi nasıl geliştireceğine ne odaklandığımızda hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bazı şeyler siz hayır sanırsınız sizin için şerdir. Şer sanırsınız sizin için büyük hayırlar vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz. Ben hayatımda hiç kimseyle alay etmedim. Niye biliyor musunuz? Benimle alay edildiği için bunu yapmadım. Hı hı. Mesela ben öğretmenlerim bizim eve gelip yakacağım var mı diye sorduğunda ben 1500 eve gittim öğrencilerime. 12 bin öğrenci el yazılı mektup yazdım. Yani maillerine cevap verdi. Şimdi mail, o zaman mektup vardı. Yaşadığımız sorunları şikayet etmek yerine Allah'ım beni mi buldun? Bu dünya ne kadar bahtı kara. Batsın bu dünya. Böyle gibi karamsar bir dünya çizmek yerine Allah bana bir hediye, bazen hediyeler kapı çalar, kargo gelir, açarsınız kargo, gönderen Allah, paketin üstünde sıkıntı yazar, içini bir açarsınız, büyük hediyeler olabilir. Ay ne güzel anlattın hocam ya, valla ağzına sağlık. İyi ki varsın hocam, biz seninle birbirimizi çok iyi anlıyoruz biliyorsun değil mi hocam? Yani geçen programda da sen beni çözdün. Bu programda da bir şey var mı bugün, kötü bir şey yaşadın mı hocam? Ben mi? Yok. Ya Türkiye'ye gezince. Ya normal hani yaşıyoruz zaten. Bugün belirli bir sıkıntınız var mı? Yok yok. Benim sıkıntılarım normalde de olur. Her zaman olur veya bazen olmaz. Türkiye'ye gezince benim ızdıraplarım var. Yani gidiyorum insanlara. Mesela yarın Nizip'te 6 tane konferans var. Sabah 8'de bir başlıyoruz gece 10'a kadar. Hiç durmadan tam 14 saat konuşuyor. Sadece bu telefonlarda o üzüntüleri yaşıyoruz. Seyircimizin yaşadığı üzüntüyü hissediyor. Sen o konferanslarda neler görüyorsun? İşte ben konferans bitiyor, kitap imzalarken geliyor. Hocam diyor bir şey söyleyebilir mi? Bir şey tutuşturup cebime atıyor. Beni bir arar mısın diyor. Onları dinliyorum ve büyük feryatlar var. Aile Bakanlığı seyrediyor dediniz. Ben kaç defa Aile Bakanlığı'na gittim. Ya aile konusunda ailelerimizi bilinçlendirecek. Bak nişanlıyken insanlara iletişim semineri yapalım. İnsanlar evlendikten sonra bir yıl diyelim ki nasıl gidiyor evliliğiniz diye bir kontrol edelim. Ya benim arabam var. 2 yıla bir bakıma gidiyorum. Eğer o bakımını yaptırmazsam trafiğe çıkmamı men ediyor ya. Peki ben 30 yıllık evliyim. Hiçbir Gözde gibi bir muayeneden geçmemişsem ben niye evliliğimi nasıl sürdüreceğim? Maalesef bizim evliliklerimiz hani karı kocayı getiriyor belediye başkanının izniyle bir kafesin içine koyup kapıyı kilitlemenin adıdır nikah. Ondan sonra içeride feryat ediyor. Sen yaşadın bunları. Hani ben de yaşadım. Ben birinci yılı geçemediğim için tam geçemediğin için olamıyorum. O feryatları İlk yılda patlıyorum bakın, ben. Buraya telefonla kim arıyor bizi biliyor musunuz?
telefonla arayanların %99'u, ismini vermek istemem bir seyirci. Evet. Niye? Aman kimse beni bilmesin. Aman kimse tanımasın. Aman kol kırılır yayın içinde kalır. Hocam ya, ama o, bak, bak, bazı bak. Evlilikler de çok güzel. Bazı değil hocam. Geçen biz yayına bağladık. O kadar mutlu evlilikler de var işte ki. Ya. 30 yılı geçirmiş. Hanımefendi yayına bağlandı. Ben kocamı çok seviyorum dedi. Yani bunlar da var. Bunları tabii da görmek ki, lazım. 2-3 tane aslında olumsuzluk bizim moralimizi bozuyor. Bakmayın hocam ya, ama çok moral... da güzel evlilikler var yani. Tabii ki. Bak, bakalım şimdi. Çoğunluk güzel. Evet. Ama biz sorunları azaltmak için buradayız zaten. Doğru diyorsun. Hocam. Yani, o zaman azaltmaya devam edelim hocam. Alo deyin hocam. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten buyurun. Zaten Ece yakında gidecek. Ben devam edeceğim. Evet. Evet. Vallahi. Alıştırıyoruz yavaş yavaş. Sizi çok seviyorlar hocam vallahi. Kimse itiraz etmez. Efendim Gözde Erdoğan, Alişan Kapaklıkaya. Buyurun. Evet, ne isterseniz sorun. Hepinize merhabalar. Sevgi ve saygıyla demek istiyorum. Sağ olun efendim. Şimdi sayın hocalarımıza 11-12 yaş ya da 12-13 yaş ergenlikte biz çocuklarımıza zıt düştüğümüz zamanlar nasıl bir uyum içinde olalım? Ne şekilde onlara kendimizi yakınlaştıralım? Evet. Bir de böyle hani kız çocukları için bu dönemlerden sonraki zamanlarda olur. Hani özel günler, regl dönemi anlatımı nasıl olmalıdır? Evet. Buyurun efendim. Çok sağ olun efendim. Teşekkür dinliyoruz. Ediyoruz. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Ergenlik. Ergenlik. Aslında sorunlar büyüyerek devam ediyor. Ergenlikte de bütün sorunlar artık bir yanardağ gibi patlıyor. Çünkü çocuk artık anne babasını beğenmemeye başlıyor ve tabii ki daha... Bebeklikten ve çocukluktan başlayan sorunlar çözümlenmediyse, doğru ilişki kurulmadıysa ergenlikte bu patlak veriyor. Asla çocuğumuzu suçlamayacağız, yargılamayacağız, eleştirmeyeceğiz. Şimdi ergen olan çocuklar ne yapar? Odaları biraz dağınık olur. Değil mi? Evet. Biraz dağılırlar, belki bedenlerine dikkat etmezler, belki de sizin istemediğiniz şekilde dikkat ederler. İşte daha kadınsı, daha erkeksi görünmek için farklı özenler gösterebilirler. Ama burada çocuk benlik savaşı içerisinde ve buna saygı göstermemiz gerekiyor. Ben çocuğumu suçladığında, eleştirdiğinde, yargıladığında, daha demin bahsettik ya hani kol kırılır yen içinde kalır diye. Şimdi biz evliliğimizle ilgili bir şeyleri paylaşmıyor olabiliyoruz ama bizim bu sefer günlerde, arkadaş gruplarında konumuz çocuklar oluyor. Tabii ki. Ama biz çocukların iyisiyle ya da kötüsüyle asla kendi sohbetimize, arkadaşlarımızla aramızdaki ilişkiye sokmamalıyız. Kaldı ki ben eşimle bile ilişkime çocuğumu sokmamam gerekiyor. Yani çocuğumun bahsettiğim zaman ah çok şöyle iyi böyle iyi dediysem de çocuğu çok fazla yüceltiyorum. Ah şöyle kötü böyle kötü dediğim zaman da çocuğu çok fazla yeriyorum. Ama bir ergen, kaldı ki çocuk bile buna tahammül edemiyor da onu davranışlarıyla dışa vuruyor. Ama bir ergen bunu artık söylüyor, bağırıyor. Değil mi? Şimdi bu noktaya çok özen göstermemiz gerekiyor. İkincisi, ergenlerin alanına saygı gösterin. Odalarına, kıyafetlerine, bedenlerine, seçimlerine, arkadaş seçimlerine, başarı ya da başarısızlık seçimlerine biraz saygı göstermemiz gerekiyor. Bunun özünde de çocuğuma güvenmem lazım. Yani çocuğumun iyi arkadaşlık kurabileceğine, işte derslerinde başarılı olabileceğine, kendine yeteri kadar başarı sağlayabileceğine güvenmem gerekiyor. Yanlış yapıyorsa, göz göre göre görüyorsak bunu. Evet. Nasıl düzelteceğiz? Tatlım, bak iki yolun var. Bu yolu seçersen böyle olabilir, bu yolu seçersen böyle olabilir. Ama tercih senindir. Kızım ya da oğlum. Ben sen ne yaşarsan yaşa. Bakın ergenlikte artık oyunlar öyle legolar işte tahta bloklarla olmuyor. Kandıramayacağız öyle. Kandıramıyoruz. Aynen öyle çikolatayla şekerle aman yeter ki sus deyip istediğini vererek kandıramazsınız çocuğunuzu. Çocuk çünkü onun senin karşına geçip o bedeli söyler. Bakın size şöyle bir anımı anlatayım. Orta ikinci sınıftaydım. Şimdi dışarıya arkadaşlarımla çıkmak istiyorum. Annem de diyor ki kızım çıkamazsın arkadaşlarınla. Bakırköy çok uzak diyor. Heh. Tamam mı? İstanbul'dalar. Kız çocuğuyum. Tabii ki aşırı kaygılı bir anne babam var. Ben de başladım şöyle bir şey söylemeye. Anne
Sen bana verdiğin eğitime güvenmiyor musun? Oo, ama sen küçük yaşta başlamışsın maşallah değil mi? Hatır kütür. Ne alakası var kızım, ben sana güveniyorum. Etrafa güvenmiyorum. Tabii. Yani sen şimdi bana böyle bir klişeyi söylersen annem de şimdi izliyordur beni. Ay o cümleyi ama hepimizin annesi söyledi, emin ol yani. Ben de sana güveniyorum, etrafa güvenmiyorum. Ben de şunu söylemiştim. Anne biliyor musun? Sen bana güvenmiyorsun. Bana verdiğin eğitime güvenmiyorsun. Ama kendine de güvenmiyorsun demiştim. Ama gözlerin belliymiş zaten. Pedagog olacağı hocam küçüklükten başlamış patır kütür cevaplar. Evet. Burada çocuğa benim güven veriyor olmam lazım. Evet, güvenmemiz lazım yani. Yani bırakın hata yapsın. Basit hatalarla çocuk hayatı öğrenecek, daha tehlikeli madde bağımlılıkları, kötü arkadaşlıklardan koruyacak kendini. Ama önce ben anne olarak kendime güveneceğim, sonra da çocuğuma sen doğruyu bilirsin deyip geri çekilmeye gideceğiz. Peki, telefonumuza devam ediyoruz. Bir telefon daha var hocam. Hoş geldiniz. Günaydın. Hat kesilmiş hocam. Şanslısınız. Buyurun hocam. Ergenler kolay kolay hata yapmıyorlar. Hayati konularda evet. Bu ben 32 yıllık öğretmenim. Evet. Bu benim bir gözlemim. Yetişkinler yapıyor. Yetişkinlerin kaygılarını biz çocuklara giydirdiğimiz zaman çocuklar pısırık oluyor. Bütün bu sorunların biraz daha kökenine inersek biz anne babalar kontrolcü olduğumuzda mesela sen dedin ya az önce ben çocuğumu bırakamam. Yani ağladı şimdi. Tip işte. Evet, ben garip bir tipim valla. Ama şimdi ne çocuk oluyor? Ağlıyor arkamdan. O gün ben de derse girebilirim. Bunun sebebi ne oluyor biliyor musunuz? Sebebi ne oluyor bunun? Ama oranın tehlikeli olduğunun mesajını veriyorsun. Evet. Evet. Yapmamak lazım. Şimdi çok küçücükken yapma, etme, dur ben yedireyim. Dur acıktığında sen karar veriyorsun. Hadi uykuna sen her şeye biz karar veriyoruz ya. Yani. Yok, onlar hepsi kendi karar veriyor. Bu büyüdüğü zaman ne oluyor? Annem gelsin. Onun için bir hanımefendi eşiyle kavga ettiğinde anne bana böyle yapıyor. Bir damat eşiyle kavga ettiğinde anne bana böyle yapıyor. Ne gülüyorsun, hayırdır? Hayır, ne aklıma geldi biliyor musun hocam? Geçen hafta o kadar güzel bir örnek verdin ki. Onu tekrar söylesene Allah aşkına hocam. Hangisi? Dedin yani. Biz adamlar dedin aslında neler çekiyoruz. Anneye gidiyoruz. Sen iyice hanım köylü oldun diyor. Şeye gidiyorum, karıma evet, gidiyorum. Evet, ben... Sen ne kadar annecisin diyor. Evet. Hakikaten erkekler çekiyor ya. Yani ben bakın geçen bir kitap okudum. Erkeğe şiddete hayır diye. Evet. Aa, okudum beni anlatıyor. Çünkü ben evlendim yani kendimden ya toplumdaki benim de danışanlarım oluyor. Şimdi ben anam başlıyor. Anamla hanım hani geçinemediler evet. Ya. Senin hanım böyle, senin hanım böyle. Ana diyorum o benim hanım. Sus lan karısı kılıklı diyor. Saat 12'ye kadar derdini bak biz erkeklerin açmazıdır bu. Derdini vallahi, döküyor. Bir çuvala dolduruyor. Ben saf hani anam, ana kuzusu ya. Dolduruyorum sırtıma. Eşim yanına geliyorum. Gece 12'de kapıyı çalıyorum. Hanım açıyor. Senin anan böyle. Anan şöyle. Ya diyorum o benim anam. Sus be diyor. Anası kılıklı. Ay. Bak, doğru anası kılıklı. Birisi karısı kılıklı. Ben kılıksız kalmış bir adamım. Estağfurullah hocam. Çok şekersiniz ama gerçekten birçok erkek yaşıyor bak, bunu yani. Birçok erkek yaşıyor anlatamaz. Ben niye anlatıyorum? Çıldırdığım içindir belki. Peki. Bunlar aşılabiliyor. Hayatın gerçekleri. Evet, aşılabiliyor. Gerçekleri evet. Telefonumuza devam ediyoruz. Bunun üzerine hoş geldiniz. Tünaydın mı? Günaydın. Karışık. 11. Aydın Ece Hanım. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Peki. Gözden bir sorum olacaktı buyurun, benim. Buyurun, buyurun. Tamam. Benim 8,5 yaşında bir oğlum var. Ve hiçbir şekilde onu çok saldırgan ve önüne geçemiyoruz. Okula gitmek istemiyor. Hı hı. İşte biz psikiyatriste götürdük çocuk psikiyatristine. Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu var dediler. İlaca başladık ama yine de aynı devam ediyor. Saldırganlık derken ne yapıyor mesela? Örnek gösterebilir misiniz hocamıza? Nasıl? Öfkeli mi yani sürekli? Mesela kapıyı kilitliyorum. Kapılara vuruyor. Yumrukluyor. Sonra... Niye kapıyı kilitliyorsunuz? Kaçıyor evden. Aa. Evden kaçıyor o yüzden. Çok önemli şeyler bahsediyor. Ay evet ya. Şimdi tabii ki ilaç tedavisi bir destektir. Ama çocuğu bu hale getiren bizim tutumumuz ve davranışımız. Ya, bir çocuk evet. Bir evden kaçmaya çalışıyorsa orada başka bir sorun vardır ve o sorunu çözmek gerekir. Bu birincisi. İkincisi çocuğunuzun öfkelenmesi, saldırması bir dışa vurum ve bu bir sonuç yine.
Tıpkı evden kaçma girişimi gibi çocuğunuza bu zamana kadar ani tepkilerle, dur yapma gibi durdurmalar baskıyla ama bir diğer taraftan da her şeyi serbest bırakarak, hiçbir kural ve sınırı hayatına getirmeyerek, aman ağlamasın, aman üzülmesin diye her istediğini gerçekleştirerek yaklaştıysanız, erkek çocuğuydu değil mi? Evet. Ki kız çocukları bu tutumları, anne babanın bu tutumlarını daha farklı bir savunmayla karşılıyorlar. Tabii daha biraz sessiz oldukları için fark edilmiyor bu sorunlar kız çocuklarında. Ama erkek çocuklar bunu daha büyük bir öfkeyle dışa vuruyorlar. Bu nedenle çocuğunuzun bu yaşadığı sorunlar bir sonuç. Dikkat eksikliği de bir sonuç. Şimdi evde çocuğunuza mutlaka kurallar koymanız gerekiyor. Evde sorumluluklar vermeniz lazım. Uygulattıramıyorum, yapıyorum ama hiçbirini yapmıyor evde. Şimdi eminim yapmıyordur. Ama mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. 8,5 yaşında bu çocuk ve artık bedenen tutamazsınız siz bu çocuğu. Öfke nöbeti geçirdiğinde de, ağladığında da, bağırdığında da. Şimdi orada sadece zaten 2 yaşındaki çocuğa da aynı şeyi yapıyoruz ama çocuğunuzun öfke nöbeti geçirdiği zaman sakince yanında bekleyin. Oğlum neden böyle yapıyorsun sorusunu lütfen sormayın. Soruyor musunuz mesela? Soruyorum. Ben de o öfke sırasında sormayın. Artık sizden diyor, bıktım diyor. İşte, bu evde durmak istemiyorum artık diyor. İşte o evde... O evde çok özür dilerim. Durmamak istemesinin bir sebebi var. Ben yani, soru sormuştum. Ali Şan Hocam bir soru sormuştum. Sizin eşinizle aranız nasıl? Bizim eşimizle aramız iyi ama küçük yaşta tabii eşim çocuğumun her istediğini evet evet dedi. Büyüyünce kardeşi de oldu. Sonra biraz tabii kısıtlamalar geldi. Hı hı. Ondan sonra zaten küçükken de vardı oğlumun saldırganlığı ama mesela ağlamaya başladığında bir saat ağlardı böyle hiç susmadan. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah, vallahi kolay gelsin ama. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, çocuklar tencere gibi, tencerede pişen yemek gibi. Vallahi biz hangi malzemeyi atarsak o pişiyor. Yani biz öfkeli veya aşırı hoşgörülü, hani kural bilmeden yaptığımız davranışlar çocuklara yansıyor. Şimdi çocuklarda benim kanaatime göre hiperaktif ve dikkat dağınıklığı yoktur. Enerji fazlalığı vardır. Mesela çocukların oynayacağı bir park, enerjisini tüketeceği bir park yoksa bu birikiyor, bir yere gelip patlıyor. Daha doğrusu çocuklarda enerji fazlalığı da yok da ana babalarda enerji azlığı var. Çalışıyor, pili bitik vaziyette geliyor. Çocuk ne yapıyor? Oyun oynamıyor. Oyun oynamak istiyor ve bu o çocuğun dünyasını karartıyor gibime geliyor. Sevme problemi var. Evet, sevgi. Çocukları hocam size de getiriyorlardır. Bize de getiriyorlar. Dikkati dağınık, odaklanamıyor. Bu çocuk telefon aldığı zaman 4 saat böyle çene sarkık vaziyette oynuyor. Televizyona daldığı zaman hiç dikkati dağılmıyor. Ama yok bir hocam, derse televizyona da odaklanmıyor. Saatlerce bakmıyor hiçbir şekilde. Televizyona bile bakmıyordu. O zaman evet vardır. Doktor bilir o zaman. Bir şey bilemiyoruz. Şimdi doktor. Şöyle bir durum söz konusu. Fiziksel bir eksiklik yani çoğunlukla önce ben bu gibi durumlarda anne babaya önce biz kendi sorumluluğumuzu tam tamına yerine getirmeliyiz diyoruz diyorum. Şimdi çocuk hiperaktivite ya da dikkat eksikliği nasıl ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Dur yapma dedikçe ben çocukta fişek etkisi yaratıyorum ve oradaki daha demin anlattım ya arzuyu, çocuğun merakını bastırmaya başladığımda o çocuk ya içe kapanacak ya da daha fazla harekete geçecek. Annenin baskısıyla baş edebilmek için ya da babanın baskısıyla baş edebilmek için. Şimdi baba her şeyi bu ailede veriyor. Anne de muhtemelen bu vermeyi durdurmak için çok daha fazla baskılıyor, çok daha fazla kural koymaya çalışıyor. Ama anne baba aynı seviyede değil bu noktada. Zaten muhtemelen eşinizle olan tartışmalarınız bile çocuk üzerinden oluyordur. Şimdi çocuk burada ne yapsın? Hangisi doğru söylüyor? Annem mi doğruyu söylüyor, babam mı doğruyu söylüyor? Ben hangisine güveneceğim? Ya. Peki benim öfkemle kimse baş edemiyor. Yani ne bir doğru bir bilgi öğretiliyor bana ne de bunu yaşarken bir reaksiyon vermem lazım. Hani yemeği ilk defa yaparsak zorlanmaz mıyız? Ben söylene yaparım eğer beceremiyorsam. Niye? Bu bir öfkedir çünkü. Çocuk da yeni bir bilgiyi öğrenirken acizleşiyor ve zorlandığı için dışarıya ağlama, bağırma,
olarak dışa vuruyor. Başka önce kendimizi sorgulayacağız. Çünkü. Önce ondan sonra... mutlaka bir pedagogtan yardım alın. Mutlaka olur. Evet böyle bir durumda değil mi? Peki. Yaş geçmeden.